Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bisikletimiz geldi. Kutuyu hiç açmadım. Şimdi bu bisikleti Avrupa'da satmayı düşünüyoruz elektrikli bisiklet olarak. Ama öncesinde tabii ki deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu beraber yapacağız. Ben denedim, iyiymiş, alın size falan demeyeceğim. Beraber deneyeceğiz, beraber göreceğiz. Bu sabah tartıldım, 105 kiloyum. Ben 105 kilo olarak bu bisikleti test edeceğim. Range'ini deneyeceğiz, bakalım menzilini deneyeceğiz. Yani ne kadar gidebiliyoruz, ne kadar dayanıklı, ne oluyor? En az 2 ay deneme süresi ya da 1,5 ay ya da yaptığımız kilometreye göre bakarız. Yoğun bir deneme süresi olmuş o şeyi, deneme kilometresi yaparsak iyi. Daha erken de başlayabiliriz siparişlere vesaire. Şimdi arkadaşlar, bu bisikletten almak isteyenler ya da toplu şekilde almak isteyenler daha uyguna iletişime geçebilir ama bir bekleyin dedim. Çok fazla e-mail geldi bu konuda. Ben de şu ülkede satmak istiyorum falan diye. Adım ismini. O yüzden bir bekleyin dedim. Beraber test edelim. Ondan sonra siparişleri alırız. Üretime başlarız. Uygun fiyat. Amacımız uygun fiyata elektrikli bisiklet. Kalitesini, bunun zıvırını hep beraber görürüz. Kağıt üzerindeki rakamlar elektrikli şeylerde. Tesla dahil buna. Kağıt üzerindeki menziller hiçbir zaman gerçek hayata uymaz. Şu şekilde yanlarda sağlamlaştırılmış, ortada oynamıyor kendisi. İnce tekerlekli, kayışlı, arkadan motorlu güzel bir bisiklet. Amacımız arkadaşlar, ben bu işten biraz muzdaribim. Normalde şeyden, zincir işinden. Bak daha 2700 euroya yarış bisikleti aldım, karbon. Onu bile zinciri falan yağlayamadım. Malzemelerini aldım. O bakımı ayıracak vaktim olamadı bir türlü. Ama kayışlı nedir? Bu kayış arkadaşlar sizi 20-30 bin kilometre götürür. Ses çıkarmaz. Zincir atmaz. Zincir yok çünkü. Yağlama gerekmez. Niyetimiz o. Evet. Şöyle. Bisikletimiz bir. Çizmeden açabilirsek bakalım ne hale. Evet. Tekerimizi çıkarttık. Ön tekerimizi şöyle bu diski de koruma. Gördüğünüz gibi. Biz bunu her ülkeye satacağız zaten Avrupa'da. Arkadaşlar. Ama şimdi de Amerika'dan talepleri var. Buraya gönderseniz bir şey yapsak diye. Bunu tabi burada online satış lisanslarını alacağız. Onlara başvuruyoruz. Rastgele yapılmayacak yani. Logomuz vesaire değişecek. Bu üzerindeki sadece yazı yazdırdı buraya. Sağ olsun bir takipçimiz çok güzel bir logo tasarladı. O logoyu da sonraki derinde görmüş olacağız. Şu an sadece Japonic Cycle yazıyor. Ayrıca Instagram'dan Japonic Cycle'ını da takip edebilirsiniz. Gelişmeleri diye söyleyeyim. Şimdilik böyle farklı farklı renkleri olacak tabii ama çok da farklı renk bilmiyorum, düşünmüyoruz. Simsiyah olacak bir tane. Bir tane bembeyaz olacak. Bir de böyle Hollanda bayraklarından oluşmuş 3 renk olacak. Aynı zamanda Japonya bayrağı, aynı zamanda Türkiye bayrağı diye düşünebilirsiniz. Kırmızı, beyaz ve mavi. Mavi sadece şu uçlarda var. Disk frenli. Disk frenlerinde hidrolik disk fren değil arkadaşlar. Telli disk fren. Neden hidrolik değil? Hidrolik olunca maliyeti çok çok artıyor. Hollanda gibi bir yerde, yani ana yerimiz Hollanda. Hollanda gibi bir yerde öyle hidrolik frenlere çok ihtiyaç olmuyor. Ama Japonya'da çok ihtiyaç oluyordu mesela. Çünkü rampa aşağıya var. Durmak gerekiyor hızlıca falan. Burada bisiklet yolu var. Önüne araba atlamıyor. Dümdüz bisiklet yoluna gidiyorsun. Eklettirebilirdik. Ekletedebiliriz ama o zaman maliyeti farklı olur. Belki öyle bir versiyon da yapabiliriz. İşte hidrolik frenli versiyonu, hidrolik olmayan versiyonu falan diye düşünebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki bunun fiyatı ne? Arkadaşlar fiyatı konteyner fiyatı var bunun üzerinde eklenecek. Şu an bu sadece kendisi ya. Ben sadece bunun gelişine zaten ne kadar?
Ne kadar ödedim ya? Şu hatırlamıyorum ama bir 450 dolar mı ödedim sadece bunun shipment'ını arkadaşlar. Çok ciddi maliyet shipment olayı. O yüzden konteynerle toptan getirmek gerekiyor. Konteynerle toptan getirirsek biraz daha ucuz oluyor. Şöyle integrated, yani buraya birleştirilmiş ekranı var böyle. Çok güzel. Altında da ışığı var direkt. Ekranın altında bunlar. Tek ünite. Dönemsel konteyner fiyatları farklı farklı olacaktır elbette ama buna sabit bir ücret tabii ki koymak gerekiyor. Koyacağız. Lakin onu tam seri üretime geçtiğimizdeki konteyner fiyatlarına göre belirlemek gerekiyor. Benim tahminim toptan satışlarda bisiklet başı ne olur? Toptan satış fiyatını şu an bilmiyorum. Buradan da söylemek belki doğru olmaz satacak insanlar için ama individual olarak yani perakende alış fiyatı tahminen 1200 ile 1400 euro arasında olur diye düşünüyorum. Bir elektrikli bisiklet içinde, bataryası burada komple. Bir elektrikli bisiklet içinde bence gayet uygun. Tabii önde de teker olmayınca böyle ağırlık öne gelince bacak kapanıyor. Girişimcilik girişimciliktir arkadaşlar. Bu olay komple fiyasko olabilir, komple batabilir, komple olmayabilir. Bisiklet umduğumuz kalitede olmayabilir, belki başka bir yerde tekrar yaptırırız, başka bir üreticiye, farklı bir dizaynla vesaire. Ama denemeden bilemezsiniz bunu. Bunları denemek lazım. O yüzden benim de hayatta en son korktuğum şey bir şeyi denemektir. Bozarım, fark etmez ama denerim. Denemekten geriye kalmam. Böyle yanımda arkadaşlar şöyle de Alien takımın toolbox'ı almış oluyorsunuz. Şöyle bu yanında hediye gibi olmuş oluyor. Çünkü bisiklette daha sonradan da kullanabilirsiniz böyle. Swiss çakısı gibi böyle gördüğünüz gibi. Şu uçları da var. Tam yakından görebiliyor musunuz? Şöyle emin olalım gördüğünüzde. Şöyle uçları var. Şurada lokma takımları var. Lazım olabilecek. Ve şurada da alien uçları var böyle. Swiss çakısı gibi. Şurada da 15'lik anahtarı var. Onu diğer taraftan çekmem gerekiyor. Şurada da şöyle 10'luk, 8'lik ve 15'lik anahtarı var. Hem kaybolmaz hem de bisiklette çok rahatça bir çanta aldığınız zaman onu muhafaza edebilirsiniz. Evet, şunu açsaydık iyi olacaktı baştan. Bunu bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Siz benim yaptığım gibi yapmayın. Bunu önce gevşetin. Şöyle. Bunu da gevşetin. Ki rahatlaşsın. Şimdi burayı ucuzdan tutturdum. Hemen tekerimizi takalım ki ben bisikletin başından ayrılamıyorum. Burada da şarj kablomuz adaptörü var. Şurada da ön tekerimizin neyi var? Ne denir buna? Aks. Aks değil, ding. Ding var. Şöyle bir yayı bu tarafa koyacaksın içinde. Hani hiç daha önce bisiklet yapmayanlar varsa. Diğer yayı da karşı tarafa. Küçük tarafa, iç tarafa gelecek şekilde. Ondan sonra kilitli. Ondan sonra şöyle sertliğine göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi içimize daha da sindi. Tamam. Birazdan direksiyonu da sabitleştireceğiz. Hatta direksiyonu sabitleştirelim. Şimdi o. Şunu tekrar bir sökeyim. Teker olmayınca da oturtamadım çünkü. Şimdi kaldıralım ekranı olmasın. Dışarıdan da arkadaş çamaşır makinesi sesi, temizlik sesi üst kattan. Her yerden bir ses geliyor şu an. Ayağım var dedi. Aa! Kızım? Sen nasıl hemen bitirdin? Bitirmedin daha ya. Sen nasıl hemen bu arada yaptın bunları? Daha devam ediyor, bitmedi ki. Bilmedi demiyorum. Sen nasıl hemen gözü yaptın?
bunları. Hızlı mı? Baba gayet yavaş yapıyor ya. Hızlı değil. Ama çok hızlıydı. Tabii sen başka bir şey oynayınca çok hızlıydı. Niye tınarı? Bu seni hissetiyor. Oradan. Babam bayılıyor kendisini çekmeye. Niye bana su sağa koymadınız? He? Niye bana sağa koymadınız bisikletimi? Seat mi? Hayır, saat. Saat mi? Evet. Kilometre saat mi? Seninkini döküyoruz sonra. Ama bilmiyorum. Tostada gitsene. Kaç dakikada gideceğini bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ev odadan oraya olmuyor ne dedin? De. Aa, bu ne? Bu ne diye mi? Ve ardıyor niye? He? Niye burada ardıyor ortada? Park, çünkü right side. Right side. Yani right taraf. Şey, sağ taraf. Burası mı? Yok, orası sol değil, öbür taraf. Öbüründe video mu? Bunda da el. El ne demek? El yani bu diye, A demek bu ne ya? Ama el ne demek? Right and? Left. Left, doğru. Right and left. Bu buraya, yani bu da buraya. Şimdi turandan mısın bunları? Evet, şimdi daha iyi oldu. Ama bunları tam da bitmedi. Şu iki vidayı iyice gevşetip iyice sonra sıkmak lazım. Ben biraz gevşettim, indirdim, oldu sandım, olmamış. Şöyle şöyle. Baba, ödümün adı zaten soruya gidelim mi? Tamam, sizin abin gelsin odundan, beraber gidersiniz. Sen onu bu şeylerin içinden çıkart istersen. İtisini de mi? Ben itisini de posetleri tuğranı değil mi? Sen tuğranmıyorsun. Tamam, içindekileri çıkar. Poşetleri sen kullanabilirsin. Evet, 30 dakikalık kayıt süresinin sonuna gelmiş galiba. Tam olarak nerede görüntü kesildi bilmiyorum ama en son pedalları taktık. Erva Hanım geldi. Bize biraz muhabbet çekti. Muhabbet ettik, gitti. Şimdi sıra koltukta. Ön tarafta far var. Koltukta reflektör var arkadaşlar. Koltuğun şöyle yaylı, rahat bir koltuk. Şöyle. Buradan başka koltuklara isterseniz istediğiniz gibi değişik koltuklara değiştirebilirsiniz. Şuradan çıkıyor. Universal bir size var. Yani benim diğer karbon bisikletteki koltuk mesela direkt buna uyabiliyor. O şekilde de değiştirebilirsiniz. Koltuk oldukça yüksek olabilir demek ki bacak size'ına göre. Şimdilik şöyle ayarlayalım. Daha sonra bakacağız ama koltuğu rahatlayacağım. Evet. Şu bağlantılarımıza bakalım. Bağlantılarımız tam mı? Hemen size şöyle bir değiştireyim şeyi. Hani bir bisiklete göre, bir elektrikli bisiklete göre öyle dehşet bir şeyi yok, onu söyleyeyim. Acayip ağır değil. Kendi yaptığım bisikletim 25 kiloydu. Üzerindeki yazı böyle ama dediğim gibi bu yazı değişecek. Yani Japonic Cycle olarak kalacak. Farklı bir logo ile olacak. Bu logo da olmayacak. Bu böyle jeneriklik. Hızlıca yapılan bir şey. Önemli olan bisikletin kalitesine odaklanacağız biz. Daha sonra diğer şeyler olacak. Evet arkadaşlar, bu kısmını yeniden çekiyorum. Çünkü diğer ses gerçekten yankılı olmuş. Bunu olabildiğince az yankılı yapmaya çalışacağım. Şimdi tabii oda boş olunca bayağı bir yankı olmuş. Şuradan bilgisayarımızı açıyoruz uzun basınca ortadaki tuşa. Şuradan birazcık parlaklığını düşürelim ki ekranı biraz daha net görebilirim. Tamamdır. Evet, şimdi ekranımız bu şekilde geliyor. Siz bu ekran
görünümünü beğenmezseniz şuraya, ortadaki M tuşuna, menü tuşuna iki kere hızlı basarsanız size farklı bir menü geliyor. Bu farklı menüde de bir dakika yine parlaklığını ayarlayayım. Tam ekranı görmek istiyorsanız şöyle. Bu menüde de ekran böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi LED'de ciddi parlaklık olduğu için tam görünmüyor ama ben size şu şekilde göstermeye çalışacağım. Tamam, etraf karanlık olsun şimdilik, ona odaklanmayalım. Sadece ekrana bakalım. Gerekirse diğer tarafta karanlık olsun. Şimdi ben genelde üç tarafını da kullanıyorum diğer tarafta. Böyle bir tık daha iyi gibi. Burada 1 vites, 2 vites, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde gidiyor. 9 vitese kadar gidiyor. Pedal assist olmuş oluyor. Yani siz pedalı çevirince, şöyle çeviriyorum. Pedalı çevirince hızlı şekilde gidiyor. Şu an hızı görüyorsunuz. Gitti de yavaş yavaş. Frenimizi sıktık. Ondan sonra düşmüş oldu. Şu iki tuşa uzun basarsanız sistem menüsüne gidiyorsunuz arkadaşlar. Sistem menüsü bu şekilde. Sistem var, general var. Product information, battery information. Şimdi sistem menüsüne geldiğiniz zaman işte backlit, backlight var burada. Backlight'ın isterseniz parlaklığını biraz daha düşürebiliyorsunuz. Bu da bataryanızı çok etkilemez ama çok fazla parlak olmasından iyidir. Auto off time, yani bu ekranın kaç dakika sonra ya da sistemin kaç dakika sonra kapanacağını gösteriyor. 5 dakikaya ayarlayalım onu. Power display. Burada değişik bilgiler var. İşte saatinizi vesairenizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tarihinizi vesaire. Şimdi bir dakika uzun bastım, menüden çıktım. Şimdi şuraya uzun basarsanız karşıdaki görüyorsunuz ışık açılıyor. Şu alt tarafta ışık var. Üst tuşa uzun basarak ışığı aktif etmiş oluyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kimseyi üzmesin diye bu şekilde çok yakın olduğu için duvarla burası şu an bir metre kadar mesafe var. Böyle yakın ama işte gece yeterli alanı ışıtmış oluyor ve ortamınızı tam da parlaklatmış oluyor. Şimdi onu kapatalım. Ve sistem ayarlarına tekrar geri dönelim. Genel ayarlara geldiğimizde arkadaşlar, genel ayarlar böyle geeklerin sevdiği şeyler. Yani bu işleri detaylamasına incelemeyi sevenlerin ayarları. Voltaj ayarları buradan 36 volt. Batarya ona göre olduğu için 36 volt seçili ama siz olur da ekstra bir batarya daha alacağım ben buraya derseniz, ben bağlantısını hallederim derseniz, ki yapılmayacak şey değil, yaparsınız. Ona göre voltunuzu buradan ayarlayabilirsiniz. Bilgisayarın voltunu. Bu da tabii aktif olmayınca sistemde hemen sistem ayarlarından çıkıyor gerisi geri. Şurada hız limitiniz var arkadaşlar. Hız limitiniz. Hız limitiniz şu an 41'e ayarlı. Bunu daha düşük ayarlayabilirsiniz. Mesela şimdi 30'a ayarlayalım. Hız limitimiz 30 olmuş oldu. Az önce bir hızlandığımızda ne olmuştu? 40'a kadar çıkmıştı hızımız. Şimdi bir pedal çevirelim, hızlanalım. Yani inmediğim şekillerde kaldı. Devamlı çevirelim pedalı. Gördüğünüz gibi 30.6'da kalıyor. Bu hız limiti ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkenin koşuluna göre, yaşadığınız yerin durumuna göre bu hızı maksimum 41'e kadar da çıkartabilirsiniz. 41 ciddi bir sürat arkadaşlar. Ben 40'da bırakayım şöyle. Ciddi bir sürat. Bisikletin üzerine binince anlarsınız ne dediğimi. Hiç elektrikli kullanmadıysanız. Motor measurements'lar var. Motor measurements'lar bu 1'deyken normal çalışıyor. Motorun hızını normal ölçüyor. Ama siz bunu yükseltirseniz, düşürürseniz o zaman mesela ne diyeyim şöyle. Tekrar bunu ayarlamak istemiyorum aslında ama size göstermek için şuraya yapayım tekrar. Mesela motoru 16'ya çıkarttınız. Sadece 15'e çıkarttınız. Sadece siz motorun yaptığı kilometreyi ölçersiniz bu şekilde. Ne demek istiyorum? Mesela bunu çeviriyorsunuz.
çeviriyorsunuz şu an. Motor dönerken kilometreyi gösteriyor size. Pedalı bıraktığınız an bu sıfıra düşer. Pedalı bıraktığınız an sıfıra düşer ama teker döner. Bisikletin yaptığı kilometreyi değil de motorun yaptığı kilometreyi bu şekilde ölçmüş olursunuz. Ama ben mesela bisikletin yaptığı kilometreyi ölçmek istiyorum. Her zaman en mantıklısı odur. Yani ne kadar yol aldığınız önemlidir. O yüzden motor measurement'ı, keşke yukarıdan gitseydim daha hızlı yapalım. Bir de tutmakta fayda var. Sıfırda tutarsanız hiçbir şey göstermez. Ekranınız kaç kilometre hızla gittiğinizi göstermez. Bu current limit demek de akım limiti. 17 amperde şu an. Burada başka neler varmış? Assistant direction, slow start mode, assistance gear. Yardımcı vites, assistance gear. Yani 9 vitesli şu an. Siz bunu ya o kadar vitese ne gerek var? 6, 5 mi, 4 mü, 3 mü ben bulamıyorum hangisini seçeceğim derseniz. Bunu 5 yaparsanız arkadaşlar mesela. Bisikletiniz ne olmuş olur? 5 vitesli olmuş olur. Şöyle bir daha uzun basalım, çıkalım menüye. Evet, şu an 9 yazdığına bakmayın. Sistemi öyle hazırlamıştık. Şimdi bakın 5'e kadar gidiyor. Daha yukarı gitmiyor. 5. Ne oldu? 5 vites olmuş oldu. Maksimum 9'a kadar ayarlayabilirsiniz. 9'a ne farkı var? Yani 5'te 9'da maksimum hızı aynı diyeceksiniz ama ara vitesler işinizi görmüş olabilir. Ve o vitesin ne kadar güç vereceğini siz belirliyorsunuz burada. Gear Detail Power Management yani PVM diye gösteriyor. Birinci viteste mesela burada yazmış. Bu değerleri siz değiştirebilirsiniz. Birinci viteste %49 veriyor mesela. Yarı güç veriyor neredeyse. Allah. İşte tam ayarlayacağım. Orada işte biraz aktif olmadan durursanız hemen ana ekrana geri dönüyor sistem. Şuradan bu vitesin yüzdeleriyle oynayabilirsiniz. Mesela dördüncü viteste %68 versin, 69 versin vesaire diye oynayabilirsiniz. Mesela birinci vites %49 diyor. Birinci vitesi genelde gerçekten yavaş gideceğim zaman kullanmak istiyorum ben. %49 vermesin de %40 destek versin. Hızlı gitmek istediğim zaman hatta %35'lerde destek verebilir. Şehir içi bazı yerlerde yavaş gitmeniz gerekiyor. Birinci vites o kadar yüksekte güç vermesin bana. %49'dan %35'e düşürdüm mesela. Bu ayarlar sizde arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi yaparsınız artık. Yani bu tarz bir aleti alan vatandaş bu ayarlamaları sever diye düşünüyorum. Ayarlar, bakar, sıkıntı yok. Şurada sistem 9 dakikadır açık diyor. Burada saat gösteriyor 12.30. O şekilde. Şurada da şu anki akım, gelen akım ve şu anki yolculuğunuzu gösteriyor. Daha yolculuk yapılmamış, test yapılmamış bisikletle beraber test yapacağız sonraki videoda efendim. O videoyu da bugün çekeceğim nasipse. Hava çünkü güzel. Hava güzelken çekeyim de çok oruçluyken çok şey yapmayayım. Gerçi yormaz ki bu elektrikli zaten. Ne olacak değil mi? Evet. Bisiklete şöyle genel olarak bakacak olursak kapatmadan önce videoyu. Lastikleri 732C. Bunu inceltebilirsiniz. Kalınlaştırabilirsiniz. O sizin elinizde. Motoru arkadan. Hub motorlu, disk frenli, kayışlı. Bataryası komple burada. Böyle bir bisiklet. Ağırlığını şimdi sizlere canlı yayında ölçeceğim arkadaşlar. Baskülü getireceğim. Önce ben çıkacağım. Sonra bisikleti kucağıma alıp çıkacağım. O şekilde bir ölçelim ama baskülü 120 kilodan fazla ölçmüyorsa ölçemeyiz. Bilmiyorum. Kaç kilodur sence? 20 var mıdır? Belki 20'dir. Belki 17'dir. Dur bakalım. Önce baba bir çıksın. Belki 15'tir. Elimde kamera aletleri falan da var. 107.8 gösteriyorum ben. Şu an. Dur bakalım. Bir de bisikleti elim alıp çıkayım. 107.8 gösteriyordum. 126.2.8. Evet arkadaşlar. Bisiklet tam olarak bataryasıyla birlikte 18.4 kilo. Bence normal. Beran'ın bisikletini ölçelim mi? Bakalım Beran'ın bisikleti. Küçük bisiklet. 15 dedin ya. Evet. 119.7 olduğuna göre 7 kilo. 11,5 kilo civarında da Beran'ın küçük bisikleti varmış. Evet. Yani kaç kilo? 18.4 kilo batarya motorla birlikte bence normal.
Ne diyorsunuz? Şunlardan da bahsedeyim hemen. Frenin yanında görüyorsunuz bir tane daha çıkış var. O çıkış ne çıkışı arkadaşlar? Şu fren teli yukarıdaki. Bu da fren sensörü. Yani pedalı çevirerek gidiyorsunuz ama önünüze aniden bir şey çıktı. Bu motorun gücünü hemen kesmek için. Yani frene dokunduğunuz an motorun gücü hemen kesiliyor. Ön frende de, arka frende de mevcut. Yani bu bir güvenlik önlemi. Siz frene bastığınız an motor hemen gücünü kesiyor. Pedal çevirseniz bile. Haberiniz olsun. Bazı böyle çok küçük yerlerde dönmeniz gerekir. Mesela U dönüşü yapacaksınız ama nedir? Mesela ben Japonya'da bunların başıma geldiği için biliyorum. Ben ona da sensör takmıştım. U dönüşü yaparken ne yapacaksınız? Frenleri hafiften basıp normal bisikletli gibi pedalınızı çevirip U dönüşünüzü yaparsanız ondan sonra salarsınız bunu, dönersiniz. Yani döndükten sonra hızlanabilirsiniz. O hızdan U dönüşü zor olur. Birinci vitesi çok düşüğe ayarlamanız gerekebilir. Bu frenin çok faydalı olduğu, yani fren sensörünün çok faydalı olduğu yerleri yaşayıp göreceksiniz zaten. Evet efendim, videomuzdan bu kadar. İşte detayları yavaş yavaş bakacağız, test edeceğiz, dinleyeceğiz beraber. Öğreneceğiz bakalım ne yapıyor, ne ediyor bu bisiklet, ne kadarlık yol yapabiliyoruz. Göreceğiz. Ben bugün deneyeceğim. GoPro'yu vesaire bataryalarını ayarladım. İnşallah yapacağız. Kusura bakmayın, video biraz ekolu oldu çünkü o da boş. Software'de de Final Cut Pro'da da çok ayarlanmıyor. Hum reduction falan yaptım da. Bu kadar. Neyse hadi. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.